Eğer muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim, ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Ben hareketime nedamet etmeden kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafi ne varsa refikam Sultan Efendi Hazretlerine bırakıyorum. Önemli bir kişiliktir. Tarihsel bir kişiliktir. Ve tarifi çok zor bir kişiliktir. Mükemmel kelimesi onu anlatabilir. Aile babası olarak, asker olarak, siyasi görüşleri olarak birçok şeyin altından kalkmış, çok kısa sürede çok şeyi başarabilmiş, bence mucizevi bir insandır. Bizim Türk milletinin mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz Türk milletinin tarih sahnesine çıkıp bugünlere kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan özelliklerinin, müsbet yönündeki özelliklerinin tamamını karakterinde barındırmış bir asker ve devlet adamımızdır. Beni en çok etkileyen tarafı onun samimiyetidir. Yani onu çocukluğundan itibaren anlattığı hatıralarından anlıyorsunuz. Vatan için, dini için, efendim işte padişahı için ne kadar samimi bir şekilde çalıştığını onun kendi ifadelerinden anlıyorsunuz. Türkiye siyasi tarihinde 1908 ile 1918 arası 10 sene ismi duyulmaktadır. Padişah damadıdır. Sonradan rekabetli olduğu askerlerle bile orada çok iyi koordinasyon kurdu. Fethi Bey'le, Mustafa Kemal Bey'den başlayabilirim adını. ...19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun olmak ya da olmamak yüzyılıydı. İmparatorluk dört bir yandan kuşatılmış, iktisadi bağımsızlığını yitirmiş, bütün bunlara rağmen ayakta kalmış ve modernleşme yolunda büyük adımlar atmayı başarabilmişti. ...20. yüzyılın başında hükümdarı, muhalefeti, askeri ve siviliyle herkesin amacı 200 yıldır süren Batı hegemonyasını kırmak ve Anadolu'da bir Müslüman Türk devleti olarak var olmayı başarmak, yeniden ayağa kalkmaktı. Yöntemler, araçlar farklıydı, amaç birdi. 20. yüzyıl Türkiye için büyük bir yıkımla birlikte küllerinden yeniden doğuşun yüzyılı olacaktı. Enver Paşa, bu var olma savaşının kahramanlarından biriydi. Gözü pekliği, kararlılığı ve her şeyini vatanı için feda etmeye hazır karakteri ile Türk varoluşunun sembol isimlerindendi. O sadece Türklerin değil, bütün İslam aleminin kalbinde yer edinmiş bir kahramandı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve tüm Müslüman coğrafyada yeni doğan birçok çocuğa Enver adı veriliyordu. Çünkü o İslam dünyasında insanların umudu olmuştu. Enver Paşa Türkler ve Müslümanlar için Osmanlı'da ve tüm İslam aleminde Avrupa sömürgeciliğine karşı direnişin kahramanı ve yeniden eski güçlü günlere dönme umudunun sembolüydü. Enver Paşa'nın hayat hikayesi
Türk milletinin varoluş mücadelesinin de hikayesiydi. Bu büyük macera 23 Kasım 1881'de İstanbul Divan Yolu'nda mütevazı bir evde başladı. İsmail Enver, Hacı Ahmet Bey ile Ayşe Dila Hanım'ın ilk çocukları, 5 kardeşin en büyüğüydü. İsmail Enver, ilkokula İstanbul'da başladı. Fatih Mektebi İptidaisi'nin 2. sınıfındayken babasının tayini Manastır'a çıktı. Ülkenin ve kendisinin kaderini değiştirecek Makedonya topraklarına böylece ayak basmış oldu. 8 yaşında Manastır Rüştiyesi'ne girdi. Akranlarının 3 sınıf önündeydi. Başlangıçta çok dikkat çekmeyen, kendi halinde sorumluluk sahibi, ağırbaşlı bir delikanlı olarak tanındı. Sınıflar ilerledikçe derslerde öne çıkan talebelerden biri oldu. Rüştiye'nin ardından Manastır İdadisi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul'a Harp Okulu'na gitti ve sonrasında Harp Akademisi'ni bitirdi. 1902'de 21 yaşında 3. Ordu Manastır 13. Topçu Alayı'nda Kurmay Yüzbaşı olarak göreve başladı. O dönemde dereceyle mezun olan askerlerin istedikleri yere atanma şansları, hakları varken Enver Paşa o dönemde devletin en karışık bölgesine tayin istemiştir. Bu onun vatan sevgisinin, karakterinin ve kahramanlığına bir aslında en başta bir kilometre taşı olarak görebiliriz. Harbiye'den mezun subaylar olup bitene sadece tanıklık etmekle yetinmediler. Balkanlarda elde kalan bu son toprak parçası için sonuna kadar savaştılar. Enver Paşa'nın ilk askerlik yılları önce Kurmay Yüzbaşı, sonra Kolağası ve Binbaşı olarak bu vahşet çetelerine karşı mücadele etmekle geçti. Kontrolü güç arazilerde, dağ yamaçlarında, sahaya hakim çeteler karşısında girdiği her çatışmadan zaferle ayrıldı. Çetelerle mücadelede elde ettiği başarı kısa sürede adının duyulmasını ve imparatorluğun en parlak subaylarından biri olarak bilinmesini sağladı. Milliyetçilik rüzgarı sadece imparatorluğun gayrimüslim unsurlarını değil, Müslüman tebaasını da etkisi altına almıştı. Sultan Abdülhamit yönetimi tarafından yurt dışına eğitim için gönderilen Türk gençleri, Avrupa'daki düşünce akımlarından etkileniyor, devletin ancak Türk unsurların bir araya gelmesiyle korunabileceğini düşünüyorlardı. Bu düşünce ile Avrupa'da ve Balkanlar'da gizli cemiyetler kurdular. Bu gizli cemiyetler 1906'da birleşerek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, imparatorluğun gelecek 10 yılını şekillendirecek ve bu iklimin içinde cumhuriyeti kuracak kadrolar yetişecekti. Binbaşı Enver, 1906'da cemiyete üye oldu ve Manastır bölge sorumluluğuna getirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti, ordu içinde hatırı sayılır sayıda taraftar toplamıştı ama özellikle köylerde ve kasabalarda örgütlenmesi yoktu. Binbaşı Enver, cemiyetin kısa sürede Balkanların her köşesinde taraftar toplamasını sağlamıştı. Bu sırada Yıldız Sarayı olup biteni dikkatle takip ediyor ve içten içe yayılan isyan dalgasını harekete geçmeden söndürmeyi hedefliyordu. Cemiyet üyeleri özellikle Selanik Merkez Komutanı Nazım Paşa'dan kuşkulanıyordu. Nazım Bey, Binbaşı Enver'in kardeşi Hasene Hanım'la evliydi ve Yıldız'a yakınlığı nedeniyle İttihat Terakki yanlısı subayları tedirgin ediyordu. Cemiyet Nazım Bey'in öldürülmesine karar verdi. Ancak suikast girişimi başarısız oldu. Nazım Bey saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Bu olay bütün şüpheleri Binbaşı Enver üzerinde yoğunlaştırdı.
İstanbul'a çağrılan Enver Bey, başkente gitmek yerine emrindeki bir grup askerle Makedonya dağlarına çıktı ve bu adım meşrutiyetin ilanına giden yolu açtı. Aynı günlerde Resneli Niyazi Bey de kendi birlikleriyle Manastır'dan hareket ederek isyan bayrağını açmış oldu. Bu isyan dalgası Yıldız Sarayı'nda ani bir tavır değişikliğine neden oldu. Sultan Abdülhamit uzun süredir direndiği hürriyet isteklerine kulak verdi ve 8 Temmuz 1908'de ikinci kez meşrutiyeti ilan etti. Bunun üzerine binbaşı Enver önce Köprülü kasabasında sonra Selanik'te coşkulu kalabalıklarca hürriyet kahramanı olarak karşılandı. Türk siyasi tarihine 1908 devrimi olarak geçecek değişimin liderlerinden biri oldu. Makedon çetelerle girdiği savaşlarda olduğu gibi burada da hayatını ortaya koymaktan çekinmemişti. İsyan başarısız olsaydı kesinlikle idam edilecekti ve o bunu biliyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin diğer üyeleri gibi Enver Bey de bu isyanı ateşlerken ve hatta sadece cemiyet üyesi olarak hayatlarını kendi ellerine aldıklarını ve her şeyi tehlikeye attıklarını biliyordu. Bence kayda değer bir nokta da şudur. Bütün bunları göze aldığında sadece 26 yaşındaydı. Hürriyet kahramanı Enver Bey, meşrutiyetin ilanından sonra Rumeli Vilayetleri Müfettişliği Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından 5 Mart 1909'da Berlin Askeri Ataşeliği görevine getirildi. İstanbul'da iktidar savaşları sürerken o imparatorluğun yeni döneminin genç ve aydınlık yüzü olarak Avrupa'da boy gösterdi. Berlin'de onu hiç alışık olmadığı bambaşka bir dünya bekliyordu. Tüm eğitimi ve kariyeri boyunca Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun iki ayrı büyük devlet olarak farklı çıkarları olduğunu biliyordu. Hiçbir zaman körü körüne bir Alman hayranı olmadı. Her zaman eleştirel yaklaşıyordu. Alman toplumunun kusurlarını görüyordu. Öte yandan, örneğin kadınların Alman toplumunda ve genel olarak Avrupa'da üstlendikleri rolleri takdir ediyordu. Ve Osmanlı kadınlarının da ileride aynı sorumlulukları alabilmesini umuyordu. O sıralarda İstanbul'da sular bir türlü durulmuyordu. İttihatçıların öncülüğünde yeni bir dönem başlamış, seçimler yapılmış ve Meclis-i Mebusan oluşturulmuştu. Buna rağmen hiç kimsenin hazırlıklı olmadığı meşrutiyet rejiminde taşlar bir türlü yerine oturmuyor, kimse ne yapılması gerektiğini kestiremiyordu. Bu belirsizlik ortamı bazı kesimlerin meşrutiyetten duydukları rahatsızlığı yüksek sesle ifade etmelerine imkan sağladı. Herkes de meşrutiyet taraftarı değil. Meşrutiyete karşı olan önemli bir kesim de vardır Osmanlı Devleti'nde. İşte iddiatçılar memurları görevinden atacak, ordu askerleri görevinden atacak, orduyu tasfiye edecek. Bu halk ayaklanmalarına sebep oldu. Anadolu'nun birçok şehrinde başlayan ayaklanmalar sonunda İstanbul'a sıçradı. 31 Mart 1909'da Taksim kışlasında küçük bir grubun başlattığı isyan kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine gönüllü ve sivillerin oluşturduğu hareket ordusu Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik'ten yola çıktı. İsyan haberini alan Enver Bey de Berlin'den yola çıkarak Çatalca yakınlarında orduya katıldı. Kurmay başkanı olarak ön saflarda çarpıştı. 13 gün boyunca devam eden ayaklanma kanlı çatışmaların ardından bastırıldı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi ve Sultan Mehmet Reşat 35. Osmanlı padişahı oldu. İstanbul'da suların durulması üzerine Enver Bey Berlin'e döndü. 15 Mayıs 1911 Enver Bey'in hayatında bir başka dönüm noktasıydı. Sultan Abdülmecid'in oğlu Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la nişanlandı. Artık hanedan üyesiydi.
yaşadığı sürece büyük bir aşkla bağlanacağı sevgilisine kavuşmanın ilk büyük adımını atmıştı. Bahtiyar'dı. Naci Sultan babaannem, Abdülmecit, Padişah Abdülmecit Han'ın tahta geçmeyen, erken öldüğü için şehzade oğlu Selim Süleyman Efendi'nin kızıdır. Ayşe Hanım, Emer Paşa'nın annesi, saraya giderek oğlunun resmini bırakıyor ve Naciye Sultan'a talip olduklarını söylüyorlar. Naciye Sultan baktığı zaman resimlere, hem resmine hem kişiliğine hayran olduğu bu genç zabitle evlenmeye karar veriyor. Enver Bey, müstakbel eşi Naciye Sultan'la nişanlanmanın mutluluğunu yaşarken, Kuzey Afrika çöllerinde büyük bir maceranın onu beklediğinden habersizdi. İtalya, Eylül 1911'de Osmanlı'nın Balkanlardaki karışıklıklarla uğraşmasını fırsat bilerek Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırdı. Bab-ı Ali, Enver Bey'in önerisiyle bir grup yetenekli genç subayını yerel milisleri örgütlemesi ve İtalya'ya karşı direnmesi için bölgeye göndermeye karar verdi. Bu genç subaylar arasında Mustafa Kemal, Ali Fethi, Nuri ve Enver Bey gibi isimler vardı. Enver Bey, 1911 sonbaharında İskenderiye üzerinden uzun bir çöl yürüyüşü sonunda Bingazi'ye vardı. Bingazi'de kısa sürede 20 bin kişiyi seferber eden Enver Bey, İtalyan birliklerine karşı büyük başarılar kaydetti. Hanedan damadı olmasının getirdiği saygınlıkla kısa sürede bölgede hakimiyet kurdu. Adına para bastırdı ve resmi olarak Osmanlı Devleti'nin Bingazi mutasarrıflığına atandı. Enver Paşa'nın hayatı, 41 yıllık hayatı incelendiği zaman belki en önemli hususlarından, en önemli dönemlerinden bir tanesi de Trablusgarp dönemidir. Enver Bey için o direnişe gitmek, kariyer planlaması açısından her şeyi geriye elinin tersine iterek bir yolculuğa çıkıştır aslında. Bir mektubu vardır Enver Paşa'nın, bir Alman arkadaşının ateşe milterliği döneminde edindiği, bir dostuna yazdığı. Trablusgarp diyor, zavallı memleket. Belki biz oraya giderek hiçbir şey yapamayacağız. Ama niçin gidiyoruz sevgili arkadaşım diyor. İslam dünyasının alnına sürülen bu kara lekeyi kanımızla temizlemek için gidiyoruz diyor. Trablusgarp'ta İtalyan işgaline karşı kahramanca direnen genç subaylar, Balkan devletlerinin Osmanlı'ya savaş açtığı haberini alınca İstanbul'a döndü. Ve payitahta tam bir panik havasıyla karşılaştılar. Muhalefet unsurlarının ağırlıkta olduğu Kamil Paşa riyasetinde bir kabine ülkeyi yönetmeye çalışıyordu. Birinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti için tam bir hezimet olmuştu. Enver Bey ve arkadaşları istifa etmeyen, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmeyen, savaş sonunda toplanan Londra Konferansı'nda Edirne ve Kırklareli dahil Trakya'dan çekilmeyi kabul eden Kamil Paşa hükümetini silah zoruyla devirmekten başka bir seçenek olmadığına karar verdiler. 23 Ocak 1913'te Enver Bey liderliğinde bir grup ittihatçı asker, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında hükümet binasını bastı. Kısa süren bir çatışma yaşandı. Enver Bey, Kamil Paşa'ya istifa mektubunu zorla imzalattı, ivedilikle Dolmabahçe Sarayı'na sundu. Ve böylelikle Mahmut Şevket Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Birinci Balkan Savaşı İstanbul'da hükümetin devrilmesi sonucunu doğurmuştu. Ama savaşın kazananlar cephesi de durumdan memnun değildi. Bulgaristan'ın diğer ortaklarından daha fazla kazanç sağlaması, Balkanların küçük devletleri arasındaki güç dengesini kendi lehine değiştirmesi, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ı rahatsız etti. 1913 ortalarında bu üç devlet birleşerek Bulgaristan'a savaş açtı. Osmanlı Devleti bu durumu fırsat bildi. Edirne'yi geri almak için harekete geçti ve 22 Temmuz 1913'te Osmanlı birlikleri sevinç gösterileri arasında şehre girdi. Birliklerin başındaki komutan Enver Bey'di.
Balkan Savaşı'nın sonunda o ağır havada Bulgaristan'la diğer müttefiklerin arasındaki İkinci Balkan Savaşı denen kavgadan istifadeyle Edirne gibi bir kanayan yarayı halletti. Yani istirdat dediğimiz kelime yeniden fetih, reconquista. Bunu aniden ele geçirdi. Bu tabii Enver Paşa'yı bir anda büyük bir kahraman haline getirdi. Edirne Fatihi unvanıyla İstanbul'a geri döndüğünde albaylığa yükselmişti. 32 yaşındaydı ve Türk milleti için yapacağı çok büyük işler olduğuna yürekten inanıyordu. Albaylık rütbesini aldıktan kısa bir süre sonra generalliğe yükseltildi. 5 Ocak 1914'te Ahmet İzzet Paşa'nın istifa etmesinin ardından Harbiye Nazırı oldu. Harbiye Nazırı Enver Paşa, 5 Mart 1914'te Naciye Sultan'la evlenerek damadı Şehriyar unvanını aldı. Osmanlı Devleti ve ordusu için Enver Paşa liderliğinde yepyeni bir dönem başlıyordu. Enver Paşa'nın hızlı ve kararlı adımları bir yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı ordusunun çehresini değiştirdi. Bu sırada Avrupa'da büyük savaşın ayak sesleri duyulur olmuştu. Ordu yaklaşan büyük savaş için süratle hazır hale geliyordu. Ama siyaseti bekleyen asıl soru İngiltere-Almanya merkezli olacağı anlaşılan bu savaşta Osmanlı Devleti'nin nasıl tavır alacağı idi. Almanya yanında mı savaşa girilecekti yoksa İngiltere yanında mı? Yoksa ne pahasına olursa olsun bu çatışmanın dışında mı kalınacaktı? 29 Haziran 1914'te Avusturya Veliaht Prensi Ferdinand Saraybosna'da Sırp militan Gavrilo Princip'in silahından çıkan kurşunla öldüğünde beklenen büyük savaşın fitili de ateşlenmiş oldu. Osmanlı artık kendi kaderi için karar vermek zorundaydı. Şu cümleyi düzeltelim. Almanlarla ittifak içinde olduğundan dolayı orada, o tarafta harbe girdik, mahvolduk. Hayır, gelen harpte Rusya'nın fırsattan istifade Türk İmparatorluğunu alt üst etme niyetinde olduğu sır değildi. Devleti bölüşme planları açığa çıkarılmıştı. İngiltere'de bir değişiklik oldu. Konservatif Parti eskisi gibi Türkiye'yi tutmak yerine muhafazakarlar, Toriler denen, Churchill en başta Rusya'yı almak istedi yanına ve aldı. Bu bir dengesizlik çünkü zannetti ki Alman ordusunu böylelikle bertaraf edecek, edemedi. Türkiye'yi istemediler çünkü Balkan'da yenildi. Bunların cengaverliği kalmadı diye düşünüyorlar. Hatta Almanlar bile böyle düşündü. Almanya'da asker, sivil birçok üst düzey yönetici Osmanlı ile birlikte savaşa girmeye karşı çıkıyordu. Ama Kaiser Wilhelm Osmanlı ile müttefik olmaya kararlıydı. Onun ısrarlarıyla 2 Ağustos 1914'te Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gizli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla gerekli görüldüğü takdirde Bab-ı Ali Almanya yanında savaşa girmeyi taahhüt ediyordu. Kaiser Wilhelm Osmanlı'nın bir an önce savaşa girmesi için ısrar ediyordu. Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslau savaş gemilerinin boğazı geçerek İstanbul'a sığınması imparatorluğu savaşa bir adım daha yaklaştırdı. Bu iki gemi Yavuz ve Midilli adıyla Osmanlı donanmasına katıldı. Savaşa girmemek için sarf edilen çabalar sonuçsuz kalıyordu. Harbiye Nazırı Enver Paşa 26 Eylül'de Çanakkale Boğazı'nın bütün yabancı gemilere kapatıldığını ilan etti. Ekim ayı boyunca hem hükümet içinde hem de Almanya ile savaşa girip girilmeyeceği konusundaki pazarlıklar devam etti. Enver Paşa 29 Ekim 1914'te donanma komutanı Amiral Zuşon'a Osmanlı orduları başkomutan vekili sıfatı ile şu emri verdi. Türk donanması Karadeniz'deki deniz hakimiyetini sağlamalıdır. Rus donanmasını arayın
ve nerede bulursanız savaş ilan etmeksizin saldırın. Ve aynı günün gecesinde Türk donanması Sivastopol açıklarındaki Rus gemilerini bombaladı ve kaçınılmaz olan gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu resmen savaşa girdi. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın ilk hedefi bir yandan İstanbul'u işgal planları yapan, diğer yandan da Doğu Cephesi'nde Almanlara karşı ağır yenilgiler alan dağınık ve bitik durumdaki Rusya'ya Kafkaslar üzerinden saldırmaktı. 1914'ün Kasım ayı boyunca 3. Ordu Ruslarla müteaddit defalar çarpışmış, belirgin bir üstünlük kurmuştu. Enver Paşa kafasında büyük bir harekat planıyla birlikte 6 Aralık akşamı İstanbul'dan yola çıktı ve 12 Aralık 1914'te Erzurum'a ulaştı. 10 günlük bir hazırlık süresinden sonra 22 Aralık günü harekat emrini verdi. Eğer Rus ordusunu durduramazsanız, Ruslar bölgede zaten Kars, Ardahan, Batum Rus toprağıdır o dönemde. Bölgede yaşayan Müslüman köylerini kıra kıra geliyorlardı. Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Erzincan, Trabzon risk altına giriyordu. Enver Paşa o nedenle Sarıkamış bölgesine, Sarıkamış harekatına özel önem göstermiştir. Ve aslında hava şartlarının uygun olduğu bir zamanda Rusları hiç beklemedik bir anda, beklemedikleri bir anda gafil avlamak istemiştir. Başlangıçta her şey Türk ordusunun istediği gibi gitse de aniden bastıran tipi 10 ve 11. kolorduları çaresiz bıraktı. Rus birlikleri kısa zamanda toparlandı ve hava koşullarının da yardımıyla cephelerde Türk birliklerine karşı üstünlük kurmaya başladı. Ocak ayının başlarında Rus saldırısının hızı kesildiğinde 3. Ordu çok ağır kayıplar vermiş olarak Erzurum'a döndü. Sarıkamış ve Cemal Paşa'nın Süveyş'te gerçekleştirdiği Kanal Harekatı, Cihan Harbi'nin başlarında büyük kazanımlar için alınan büyük risklerle gerçekleştirilen harekatlardı. Ve bu iki harekattan da umulan sonuç alınamadı. Ama sonrasında geçen 2 senede Osmanlı orduları tüm cephelerde büyük mukavemet ve başarı gösterdiler. Enver Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili olarak 3 kıtaya yayılmış cepheleri başarıyla idare etti. Bütün cepheleri tek tek ziyaret ederek savaşın gidişatına an be an müdahale etti. Orduda yaptığı ıslahatın müsbet neticelerini sadece müttefiklerine değil, İtilaf devletlerine de göstermiş oldu. İngilizler 18 Mart 1915'te Çanakkale'yi denizden geçmeyi denedi ve büyük hüsrana uğradı. ...1915'te Gelibolu'ya karadan saldırdılar. Çatışmaların sonunda pes ettiler. Kutül Amare'de Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'nın kumandanlık ettiği kuvvetler İngiliz birliklerini kuşatıp onlara İngiliz savaş tarihinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. Savaştan önce kimsenin ittifak yapmaya yanaşmadığı Osmanlı İmparatorluğu, dost düşman herkesi şaşırtmış, Türk askeri cephelerde destan yazmıştı. Enver Paşa bu beklenmeyen Türk direnişinin mimarıydı. ...1917 başlarından itibaren savaşın seyri Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya aleyhine gelişmeye başladı. Osmanlı orduları Suriye, Irak, Filistin ve Hicaz cephelerindeki üstünlüklerini peyderpey yitirdi. Başlayan Arap isyanı, Alman generallerin yanlış kararları, İngilizlerin deniz aşırı sömürgelerinden sürekli asker takviyesi yapabilmeleri 4 yıla yaklaşan direnişin çözülmesine neden oldu.
1918'in sonbaharında Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu yenilgiyi kabul etmiş ve silah bırakmıştı. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta İtilaf Devletleri ile imzalanan Ateşkes Anlaşması ile savaş resmen sona erdi. İngilizler, İttihat ve Terakki yöneticileri için tutuklama emri çıkardı. Talat, Cemal ve Enver Paşalar, 2 Kasım 1918 günü akşamı bir Alman zırhlısıyla yurdu terk etti. Enver Paşa'nın hedefi Kafkasya'ya gitmek, kardeşi Nuri, amcası Halil Paşalarla buluşmak ve mücadeleye devam etmekti. Korunaksız bir teknede 3 gün Karadeniz'in azgın sularıyla boğuştuktan sonra Kırım'a dönmek zorunda kaldı. Birkaç hafta sonra Berlin'e geçti. Uzun süre kimliğini gizleyerek yaşadı. Enver Paşa'nın ilk sürgün yılları, Anadolu'daki milli mücadeleye destek olmak için Sovyet Rusya ile işbirliğinin yollarını aramakta geçti. İngilizlere karşı birlikte mücadele edilebilecek yegane güç Rusya idi. Talat Paşa ile birlikte Bolşevik siyasetçi ve gazeteci Karl Radek ile tanıştılar. Onun bağlantılarını kullanarak Moskova bürokrasisi ile temasa geçtiler. Enver Paşa, 1920 yılının Ağustos ayında Sovyet yönetiminin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı. Milli mücadele için lojistik ve iktisadi destek arayışlarını sürdürdü. Enver Paşa, 1921 Şubat'ta bir kez daha Moskova'daydı. Burada Ankara hükümetinin temsilcisi Bekir Sami Bey ile görüştü. 16 Temmuz'da Mustafa Kemal Paşa'ya uzun bir mektup yazarak bir kez daha ona ve milli mücadeleye olan desteğini ifade etti. 30 Temmuz'da Yunan birliklerinin saldırıları yoğunlaşınca İttihatçı arkadaşlarıyla buluşmak için Batum'a gitti. Niyetleri Anadolu'da işler ters giderse duruma zamanında müdahale etmek ve milli mücadelenin kesintiye uğramasına engel olmaktı. Milli Ordu Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanınca bütün dünya ile birlikte Enver Paşa ve beraberindekiler de milli mücadelenin Mustafa Kemal liderliğinde zafere ulaşacağını gördüler. Bunun üzerine Enver Paşa, Türk İslam davasının zorda olduğu Rus Bolşevik baskısı altında ezilen Türkistan'a gitmeye ve oradaki soydaşlarıyla birlikte Rus zulmüne karşı direnmeye karar verdi. Enver Paşa'nın Ekim 1921'de Buhara'ya gelişi Türkistan için yeni bir umut, özgürlük mücadelesi için yeni bir başlangıç demekti. 16 Ekim 1921'de Buhara'ya varıyor ama tabii sürekli gözetim altında. Bir de tanıyorlar bunu, hemen tanıyorlar ve Buhara'da hemen o zaman oranın hükümetine haber veriyorlar. Osman Hoca oranın cumhurbaşkanı. Tabii onlar da tahkik ediyorlar gerçekten Enver Paşa mı diye. Enver Paşa olduğunu anlayınca Dilkuşa diye bir sarayda buna tahsis ediyorlar. Misafir olarak orada bulunduruyorlar. Ama tabii Sovyet gözetimi yine devam ediyor. Ve tabii şikayetler de var halk. Sovyetlerden şikayet ediyorlar. Açlık, çok büyük bir açlık var. Bunlar hep Enver Paşa'ya aktarılıyor. Sürekli gözetim altında. Mesela Cemal Paşa Afganistan'dan dönüyor ama Enver Paşa ile görüştürülmüyor. Ha, oradaki Sovyet temsilcisi Enver Paşa'ya diyor ki biz sizin burada niye bulunduğunuzu pek iyi biliyoruz. Dolayısıyla Enver Paşa orada da rahat edemeyeceğini anlıyor. Türkistan'da mücahitlerin birliğini sağlamak için uğraşan Enver Paşa, Aralık 1921'de Buhara'yı terk ederek Kuşçubaşı Sami Bey'in önerisiyle emrinde 20 bin asker bulunan Korbaşı liderlerinden Lakay İbrahim Bey ile görüşmeye gitti. Ve orada hiç beklemediği bir davranışla karşılandı. Lakay İbrahim diyor ki işte ben ne bileyim diyor, siz Enver Paşa'sınız, belki de bunun sahtesisiniz, işte düzmece Enver Paşa'sınız, hani beni kandırıyorsunuz gibisinden böyle laflar ediyor ve bunları gözetim altına alıyor.
Bu gözetim 1 Aralık 1921'de başlıyor ve tam 45 gün sürüyor. Yani 15 Ocağı kadar bu gözetim sürüyor ve bu tabii çok önemli bir zaman kaybı. Esaret günlerinin ardından Rusların basmacı diye isimlendirdiği, küçük gruplar halinde özgürlük mücadelesi veren korbaşıların büyük çoğunluğu Enver Paşa'nın liderliğinde savaşmaya karar vermişti. Enver Paşa zaman kaybetmeden emrindeki birliklerle Şubat 1922'de Ruslara karşı bağımsızlık savaşını başlattı. 15 Şubat'ta Duşanbe Rus esaretinden kurtuldu. Duşanbe ve çevresindeki yerleşim yerlerini işgalden kurtaran Enver Paşa, bölgedeki yerel kuvvetlerin tamamını bir bayrak altında topladı. Bolşeviklerle, yani Kızıl Ordu'yla birkaç ay boyunca savaştı. Onlara karşı bariz bir üstünlük sağladı. Başarılı olmuştu. Kızıl Ordu'nun neler planladığını iyi okuyarak basmacı birliklerini kısa sürede daha etkili bir savaş gücü haline getirdi. Dağınık halde savaşmaya alışmış bu birliklere verdiği taktik eğitimle nasıl ateş edeceklerini, nasıl manevra yapacaklarını, birimlerini nasıl koordine edeceklerini öğretti. Basmacı birlikleri kısa sürede bir ordu düzenine kavuştu. Enver Paşa için bu deneyim ilk değildi. Trablusgarp'ta da dağınık haldeki Bedevi savaşçıları eğitmiş ve kısa zamanda orada bir ordu düzeni sağlamıştı. Ruslarla savaşırken iki ayrı coğrafyadaki koşulları karşılaştırdı. Kuzey Afrika deneyiminden Türkistan'da da faydalandı. Olağanüstü organizasyon yeteneği burada da işe yaradı. 1922 yılının Nisan ayına gelindiğinde Enver Paşa liderliğinde Türkistan savaşçıları Pamir Dağları, Buhara ve Semerkant'ta Rusları yenilgiye uğrattılar. İki ay gibi kısa bir sürede büyük bir zafer elde ettiler. Bunun üzerine Ruslar aracılar vasıtasıyla Enver Paşa'ya muhtariye teklif ettiler. Paşa bu teklifi reddetti. Yaz ortalarına kadar Enver Paşa ve kumandasındaki kuvvetler Hisar, Belcivan, Külap, Darvas, Karatekin, Saraykemer, Korgantepe, Kabadiven ve Baysun şehirlerini esaretten kurtardı. Öte yandan Ruslar Türkistan'daki birliklerini takviye ediyor ve uluslararası kamuoyunda Enver Paşa aleyhinde karalama kampanyaları yürütüyordu. Son olarak Afgan Kralı Temmuz 1922'de korbaşılara desteğini çektiğini duyurdu ve sınırı Türkistan askerlerine kapattı. İki ay gibi kısa bir süre içinde rüzgar tersine dönmüştü. Sonunda yenilgi kaçınılmazdı. Ruslar Kızıl Ordu'nun en seçkin birliklerini, Çeka denilen KGB'nin öncüsü olan gizli polis unsurlarının en yetenekli komutan ve ajanlarını Orta Asya'ya gönderdiler. Ve onlara dediler ki, sizin tek bir işiniz var, Enver'i durdurmak ve onu yok etmek. Kızıl Ordu asker sayısı açısından da çok güçlüydü. Bu koşullar altında onlar karşısında başarılı olmak mümkün değildi. Bütün gücüyle saldıran Ruslar karşısında basmacıların yeterli asker desteği de yoktu. Temmuz 1922'nin son günlerinde Rus birlikleri Enver Paşa'nın özgürlüklerini kazandırdığı şehirleri tek tek işgal etti. Girdikleri şehirlerde büyük katliamlar yaptı. Belcivan yakınlarında olan Enver Paşa, Rus saldırılarının ardından elinde kalan küçük bir birlikle Ab-ı Derya köyünde üs kurdu. 26 Temmuz'da yıllardır özlemini cepheden cepheye taşıdığı eşi Naciye Sultan'a son kez yazdı. Onu ve çocuklarını Hüda'nın birliğine emanet etti. Ardından 30 Temmuz'da Gevrekli köyüne geçti. Burada Afgan Başbakanından gelen mektup eline ulaştı. Başbakan onu ülkesine davet ediyordu. Gelen elçiye nezaketle teşekkür etti ve şunları söyledi. Ben bu davaya nefsimi vakfettim. Bu uğurda canımı seve seve vereceğim. Hiçbir yere gidemem. Zamanlardır benimle berabersiniz. Siz bir din kardeşi olarak Türklük davasına hizmet ettiniz. Sizin de damarlarınızda Türk kanı vardır. Aylardan beri bizim için verdiğiniz emekleri helal ediniz. Yani bu adam idealleri doğduğundan şehit olana kadar ideallerinin peşinde gitmiş. Yani ona gelen teklifleri Almanya'da da yaşayabilirdi. O veya bu şekilde.
Afganistan kralının teklifleri de ortada. Orada da gidip rahat rahat yaşayabilirdi. İdeallerinin peşinden gitti. Bütün ömrünü Türk-İslam davasına adayan Enver Paşa, yavaş yavaş sona yaklaştığını hissediyordu. Kendini hayatın birçok nimetinden mahrum ederek yaşamayı seçmişti. Türkistan bozkırında geçen aylar boyunca duygularını ilk gençlik yıllarından beri alışkanlık edindiği üzere resim yaparak, desenler, portreler çizerek ifade etti. Ama daha çok eşine, aşkı Naciye Sultan'a mektuplar yazarak teselli buldu. 8 yıllık evlilik hayatının çok büyük kısmı ondan uzakta geçmişti. Ama Enver Paşa, Naciye Sultan'ın aşkını ve çocuklarının hasretini her zaman yanında taşıdı. Ölüme bir adım kalmışken bile. Oğlu Ali Enver, kendisi Türkistan'dayken Berlin'de doğuyor 1921'de. Ancak mektupla haberdar oluyor. Oğlunun doğumundan müthiş mutlu oluyor ve şu sözleri söylüyor. Benim kaldığım yerden oğlum devam edecek. Maalesef hiç görmüyor evladını, evladı da babasını. 4 Ağustos 1922 günü aynı zamanda Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Bayram namazının ardından Enver Paşa maiyetindekilerle bayramlaştı, karşılıklı hediyeler verildi. Bu esnada Çegan Tepesi'nden silah sesleri geldi. Bu bir Rus baskınıydı. Enver Paşa ve 25 askeri atlarına binerek tepeye yöneldi. Rus mitralyöz ateşi karşısında sonuna kadar direndiler. İstanbul Divan Yolu'nda başlayan bir hayat, Türkistan topraklarında bir tepenin yamacında geride Türklüğün hürriyet tutkusunu, İslam'ın nefesini ve sesini bırakarak kahramanca sona erdi. Enver Paşa'nın yaktığı bağımsızlık ateşi Türkistan topraklarında 1934 yılına kadar sönmedi. Sovyet Rusya bölgedeki tam hakimiyeti sağlamak için 15 yıl boyunca korbaşıların direnişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. 1991'de Sovyetler Birliği çöktüğünde Türkistan topraklarında 5 bağımsız devlet Türklüğün bayrağını dalgalandırmaya devam etti. Şehadetinin ardından bugün Tacikistan sınırları içinde bulunan Ab-ı Derya köyüne defnedilen Enver Paşa, ölümünden 74 yıl sonra doğduğu şehre getirildi. 4 Ağustos 1996'da yapılan devlet töreni ile İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gömüldü. Kimin ne diyeceğini aldırmadan, bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmeden bir hayattan diğerine, bir cepheden öbürüne durdurak bilmeden mücadele etti. Geriye dönüp baktığımızda kısa süren ömründe İsmail Enver Paşa, Türk-İslam ülküsü uğruna adanmışlığın sembolüydü. Bu uğurda yaşadı ve bu uğurda şehit oldu.